Şimdi her zamankinden daha fazla insanlar kendilerini ve aynı cinsiyetten insanları
Deniz. Bir arkadaşının doğum gününde şarkı söylerken keşfedilen ve böylece müzik dünyasına adım atarak gönüllerde taht kurdu. Eşcinsel olduğu yönünde dedikodularla gündeme gelen diğer bir ünlü olan Bendeniz, lezbiyen olduğunun iddia edildiği 2002 yılında bir röportajında "Lezbiyen misin?" sorusunu "içimde yaşadığım şeyi henüz ben çözemedim" diye yanıtladı. Bundan 3 yıl sonra başka bir röportajında "içinizde yaşadığınız şeyi çözdünüz mü?" sorusuna ise "sanırım hayatım boyunca bunu çözemeyeceğim. Çözen biri varsa gelsin karşıma. Kimse ne yaşayacağını bilemez. Bir kadın bir kadına, bir erkek bir erkeğe aşık olabilir" şeklinde yanıt vererek sorulara ne evet ne hayır demiş oluyor. Ama daha da önemlisi, aşkı dar kalıplara sokmaya çalışmadığını ve hayatın renklerine kucak açtığını gösteriyor. Özlem Tekin 1996 yılında ilk solo albümü Kime Neyi çıkardı, o güne değin Türkiye'de çok fazla yaygın olmayan tarzı büyük yankı uyandırdı. Albümden ilk hit şarkı Aşk Her Şeyi Affeder Mi müziğiyle beğeni toplarken içerdiği konu açısından tartışma programlarına konu oldu. Mottosu, şiddete karşı her kadın asker olmalı olan, rock müziğin sevilen şarkıcısı Özlem Tekin de eşcinsel olduğu iddia edilen ünlüler arasında yer alıyor. Yapılan bir röportaj sırasında muhabirin "hep maskülen biri miydiniz?" sorusunu "içimden gelen hep buydu" diyerek yanıtlayan Tekin, devamındaysa "hiç lezbiyen derler korkusu yaşamadınız mı?" sorusuna "hayır, hiçbir zaman. Ayrıca lezbiyen olmak neden korkutucu bir şey olsun ki?" cevabını vererek gönüllerimizi bu kez sesiyle değil, açık fikirliliğiyle fethetti.